istedim aslında ama nasıl olsa cevap vermez diye aramadım hiç. Ben görünce sordum. Nasıl durumu? Çok mu kötü? Yani parçalı burada. Emin misin? Bana gayet açık ve güneşli geldi de. Ben bu kızı öldüreceğim. Enis, yemin ediyorum öldüreceğim ben bu kızı. Ya tamam, sakin ol. Rahatla, bir derin nefes al önce. Aldım. Ya bak, merak etme, onların ilişkileri uzun sürmeyecek öyle. Güven bana. Ne oluyor? Ya soramazsam. İyi misin? İyiyim. Sen nasılsın? Hocam, Aksel'i gördünüz mü maçtan sonra? Aksel kim oğlum? Hepinize çok teşekkür ediyorum. Elinize, yüreğinize sağlık. Maça iyi başladık aslında. Sonra biraz gevşedik, geri düştük. Ondan sonra öne geçmemiz bayağı bir zaman aldı. Ama en sonunda başardık. Ama önümüzdeki maçları da kazanmamız lazım. O yüzden gevşemek yok. Öyle hemen havalara girmeyin. Bugün dinleneceğiz, sonra çalışmaya devam. Tamam, hadi bakalım. Budur. Bir daha kafana göre iş yaparsan takımdan keserim, haberin olsun. Tamam. Gene de son hareket çok iyiydi. Abi var mı? İyiyim, daha iyiyim. Şey, Cihan Hoca başka bir şey sordu mu? Yok, daha bir şey söylemedim. Barış. Gel, gel. Tamam hocam, geleceğim şimdi. Derken Cihan Hoca gelir aniden. Hadi. Buyurun hocam. Anlat bakalım, ne oldu? Anlatayım. Maç çok iyiydi, çok güzel geçti. Haklıymışsınız yani. Kerem'i de iki takıma sokmuşsunuz. Siz şeyden bahsediyorsunuz. O da düştüm, o kadar. Büyütecek bir şey değil. Düşerken de kapıya çarptın herhalde.
Evet. Nasıl oldu? Anlat bakayım. Şimdi ben evdeydim. Merdivenlerden iniyordum. Ayağım takıldı sonra. Düştüm ama kapıya çarpmadım. Bak Barış. Önce sol bileğim sakatledin. Şimdi bu çıktı. Revire de gitmemişsin zaten. Revire neden gitmedim? Çünkü revire giderken kendimi iyi hissettim. O yüzden döndüm. Kavga ettiysen delikanlı gibi söyle oğlum. Yok hocam. Kavga etsem söylerdim. Aksel'le bir ilgisi yok değil mi bu işin? Yok. İstese de olmaz. Hadi. Eve mi gidiyorsun? Hı-hı. Kenan. Hı. Sağ ol kardeşim. Yenge. Benim çıkmam gerekiyor. Barış ne olacak? O arkadaşlarıyla kutlama yapacak. Ya onu demiyorum. Hani ben Barış'la konuşmak istiyordum ya, sen de gel. Benim olmama gerek var mı? Zaten Barış sana kızgın falan değil. Ya Zeynep ne olur sen de gel. Ben tek başıma çıkamam onun karşısına. Yağmur çok özür dilerim ama benim gerçekten gitmem gerekiyor. Çok önemli. Sonra konuşuruz olur mu lütfen? Tamam. Hadi bay bay. Nereye gidiyor Zeynep? Bilmiyorum, söylemedim. Biz de çıkalım. Barış, beklesene bir abi ya. Ben şimdi ne diyeceğim ona? Ya işte rahat olacaksın. İçinden geçenleri söyle. Yağmur seninle bir şey konuşacak da. Tabii. Ben şeyden çok özür dilerim yani. Asla sana zarar vermek istemedim. Biliyorum. Çok özür dilerim. Gerçekten yani. Konferans salonundan çıktım zaten, gerisini hatırlamıyorum. Kendimde değildim bile. Bak eğer benimle görüşmek istemezsen, yüzüme bile bakmak istemezsen bunu anlayışla karşılarım ben. Tamam, tamam. Bir şey yok. Geçti. Çok özür dilerim. Önemli değil, tamam. Hadi kızım, sen önden git. Gerek yok. Artık herkes senin kızın olduğunu biliyor zaten. Aa, nereden biliyorlar ki? Ne önemi var? Boş ver. Kızım, ne yapıyorsun? Bir gerizekalı gibi davranmamayı öğreniyorum. Günaydın. Günaydın. Günaydın Afize teyze. Günaydın oğlum. Sonra görüşürüz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.